deneyimizde yağmur nasıl yağar onu gözlemleyeceğiz. Bunun için iki tane kabımız var. Streç folyomuz, buzumuz ve sıcak suyumuz var. Şimdi sıcak suyu koyalım. Yaklaşık yarım litre sıcak suyu şöyle kabımıza koyuyoruz. İyice kaynar olacak. Şimdi bu kabın üzerine dikkatli bir şekilde diğer tabağımızı bırakıyoruz. Tabak ortada durursa daha iyi olur, batmayacak şekilde koyduk. Üzerini streç folyoyla kapatacağız. Şöyle. Sıkıca kapandığından emin olalım. Şimdi bunun üzerine de bakın buharlaşma oldu bile. Bunun üzerine buzumuzu koyuyoruz. Su döngüsünü geçen hafta işlemiştik biliyorsunuz. Bulut hizasına çıktığında su buharı orada bulutları oluşturuyor demiştik. Şimdi pudraya buzlu yüzeye çarptığında su buharı tekrar suya dönüşüyor ve bu su damlacıkları tabağımızın içinde birikecek ve yağmur suyu elde edeceğiz. Streç folyoyu keselim. Şu anda bakın tabağımın yüzeyi oldukça sıcak. Ama burada ısınmış. Şurada buz erimeye başladı. Ve içten de bakın görüyorsunuz su buharı tekrar sıvıya dönmeye başladı. Daha buz koyabiliriz. Şöyle. Tam tabağımızın üstüne gelecek şekilde koyalım buzları. Böylece çukur oluşur ve oluşan su damlacıkları doğrudan tabağın içine gider. Sıcak su koyduğumuz tabağımız soyuncaya kadar bekliyoruz. Şimdi yüzeyde oluşan fazla suyu bir peçete yardımıyla alabilirsiniz. Bizim için önemli olan aşağıda iç kısmında buharlaşıp tekrar soğuyan ve koyduğumuz tabağın içine damlayan su tanecikleri önemli bizim için. Burada ne kadar su elde ettiğinizi ölçmenizi istiyorum. Evet, yaklaşık yarım saat bekledik. Şu anda tabağım soğudu. Şimdi açalım üstünü bakalım. Küçük tabakta ne kadar yağmur suyu elde ettik. Buna bakacağız. Bakın küçük tabakta bu kadar yağmur suyu elde ettim.
Şimdi bunu bir ölçü kabıyla ölçebiliriz kaç mililitre olduğunu. Evet, şimdi şu ölçekle ölçeceğiz kaç mililitre olduğunu. Bu şöyle dökelim bakalım. Yaklaşık evet 5 mililitre yağmur suyu elde etmiş olduk. Eğer ölçeğiniz yoksa benim tavsiyem tatlı kaşığıyla ya da çay kaşığıyla ölçü alın. Kaç çay kaşığı elde ettiğinizi yazın. Hepinize iyi çalışmalar.